kız kaderimle, kara kız, kara kız, kara kız, atma beni nara kız, kara kız, tut elini, kara kız, bu şiirini, kara kız, ol derdime çare kız. Güzel bakışlarına, kara kız, kara kız, kara kız, atma beni nara kız, kara kız, ne güzelsin, kara kız, ne şirinsin, kara kız, ol derdime çare kız. Hoş geldin ve yüreğine sağlık. Sağlık canım benim. Kara kız, kara kız, yaktın, kavurdun beni kara kız. Sarıya yok mu efendim? Sarıya var. Aslında sarıya. İlk albümümde var sarıya. Sarıya yok mu? Sarılara. O zaman ben sarıydım. Sarı söyledim. Şimdi karayım, kara söyledim. Şimdi var ya ama çok bu saç modeli de sana çok yakışmış gerçekten. Bu orijinal. Çünkü ben sarı boyaydı. Sandım. Sarı, ben 20 sene sarı kullandım. Evet. Boyaydı ama bu orijinal sarı. Bütün albüm kapakların hep sarı. Hatta platin sarısı ama şimdi orijinal hakikaten çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Siyah zaten güzel. Seni de döndürelim biz. Çok sevdiysen siyah. Ne? Yok döndürmeyelim. Herkes öyle sarı kafa olarak gidiyor. Yani, oldum olası. Üniversite yıllarından beri. Ama sana yakışıyor. Hep sarı. Sana yakışıyor. Sarı hep bu şekilde biz gideceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda aralara siyah olan. Olmaz. Belli. Aynen öyle. Bak yok. Her zaman değişiklik iyidir. Az da olsa değiştirmişim yani şu anda. Her zaman değişiklik iyidir. Aynen vallahi ben de bilirim, yapsam acaba. Efendim Vizyonel 8 TV ekranlarından herkese merhabalar. Kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Çok özel bir yayınla bugün de bizler Vizyonel 8 TV ekranlarındayız. Efendim ilk program konuğum zaten Türk Halk Müziği'nin naif sesi, kadife sesi. Siz onu yakından tanıyorsunuz. Aynı zamanda moderatör, çok güzel, başarılı show programlarına imzalar attı partnerinle birlikte. Her şeyi konuşacağız. Evet. Müzik adına efendim her şeyi konuşacağız. Efendim Menekşe Gül, ben burada canlı yayında söyleyeyim. Dur. Düğünümüz var sevgili Vizyonel 8 TV izleyenleri. Menekşe Gül'ü gelin ettik efendim. Evlendi ama düğün. Nikahlandı aslında, nikahın oldu ama düğün 15'inde, 15 Aralık'ta Menekşe Gül'ün güzeller güzeli gelinimizin düğünü var efendim İstanbul'da. 15 Aralık'ta düğünümüz var. Bak Menekşe şok oldu şimdi. Lütfen dedi Yeliz ne olur söyle. Yani. Ama, bayılacağım. Ama çok özel bir eşin var. Gerçekten Rabbim mutluluğunu daim etsin. Yıllardır tanışıyoruz. Yıllardır aynı sektörün içerisindeyiz. Yani gerçekten mutluluklarınız daim olsun diyeyim. Amin. Birlikte. Darısı başına. Öyle. Sıra sende. Hayırlısı diyelim. Nasıl? Ya sıra sende. Hayırlısı. Kurtulamazsın. Neden kurtulamazsın? Yok şeker. Sıra sende yani. Şimdi istatistiksel verilere göre efendim Vizyonel 8 TV izleyenleri evliler mi? Türkiye'de özellikle bu veriler. Ana habere de çıktı hatta dün. Evliler mi? Bekarlar mı? Daha mutlu. Efendim bekarlar daha mutluymuş. O yüzden ben diyorum bekarlık sultanlık demektir. Ona inanıyorum. Ama evlilerden de tabii ki yani şimdi bu kaderdir, kısmettir bilemezsin. Yani doğru insanı bulmakla alakalı öyle, bir şey. Aynen öyle katılıyorum kesinlikle. Evet yani. Kesinlikle. Allah iyilerle eş etsin diyoruz. Amin. Kaderin kesinlikle, önüne geçemiyorsun. Kesinlikle. Evet. İkinci program konumsa sevgili Vizyonel 8 TV izleyenleri çok kıymetli, çok değerli. Hocam sağ olsun beni kırmadı bu kadar yoğunluğunun arasında efendim. Psikolojik danışman, psikoterapist Muhammed Serhan Özkan hocamızla acı anılarımızı, gerçekten bu program kaçmaz sevgili Vizyonel 8 TV izleyenleri. Acı anılarımızı silmek mümkün mü? Efendim EMDR terapisi nedir değil mi hocam? Evet. Travmaları böyle bir sistemle çözüyormuşuz. Ben de ilk defa duydum. Sizlerle birlikte ben de öğreneceğim bu nasıl bir tedavi sistemidir, nasıl bir tedavi yöntemidir. Hep birlikte öğreneceğiz kıymetli hocamdan. Evet. Panik atak nedir efendim? Depresyon nedir? Migren gibi rahatsızlıkların travmatik olaylarla yani bizim günlük hayatımız içerisinde yaşadığımız travmatik olaylarla bağlantısı nedir? Gerçekten çok özel bir yayın. Bu bilgiler kaçmaz diyorum. Canlı yayın telefon numaralarımızı şöyle bir hatırlatalım. Alan kurumuzla birlikte 0212 571 0058 numaralardan bizlere canlı hocamıza canlı değil mi hocam? Sorularınızı sorabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet Serhan hocam. Öncelikle ben bu terapi sistemini gerçekten çok merak ediyorum. Evet. EMDR terapisi ile acı anılarımız siliniyormuş. Nasıl siliniyor? Evet. Sistem nedir? Evet. Şimdi EMDR ya da EMDR hani terapisi 1980'li yıllarda Amerika'da Francine Shapiro isimli bir psikoloji doktorunun bulduğu güzel bir terapi yöntemi. Beynin doğal iyileştirme mekanizmasını kullanarak kişinin daha önce yaşadığı olumsuz anıları işlemlemesini sağlayan bir terapi yöntemi. Açılımı şöyle, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme demek. Yani göz hareketleri beyinde takılı kalmış problemli duygu ve düşünceleri işlemliyor. Ve gerçekten geçmişte yaşadığımız ve bizi rahatsız eden olaylar özellikle beyinde sol hemisferde, amigdalada, hipokampusta takılı kalıyor. Mesela işte bir deprem yaşadık mesela ya da bir işte hani Atatürk Havalimanı'nda bomba patladı ya da Kartal'da mesela bina çöktü. 15 Temmuz'da mesela darbe girişimi oldu. Mesela orada bir sürü insan gözün önünde öldü, şehit düştü. Mesela bunları bir daha hani insanlarda bu şok etkisi yaratıyor. Şöyle düşünün travmayı. Travma şu demek en basit tanımıyla etkisinden çıkılamamış anı demek. Etkisinden çıkılamamış anı. Şimdi beyin bazı olayları zaten Allah öyle güzel bir sistem yaratmış bedenimiz, ruhumuz çok güzel işliyor. Beyin normalde bütün olayları çözüyor ve travmaların %70'ini kendiliğinden çözülüyor. Bazıları işte bu REM uykusunda çözülüyor aslında çoğu şey. O ne uykusu oluyor hocam? Yani uykunun rüyalı bölümüdür. Ha, rüyalı bölüm efendim. Derin uyku bölümüdür. O bölümde insan gün içerisinde yaşadığı her şey işte karım böyle yaptı, kocam böyle yaptı, patron böyle yaptı, işte bekçi böyle yaptı, trafik görevlisi şöyle yaptı. Gün içerisinde bir sürü olay yaşarız. Bu olayların hepsi kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya özellikle REM uykusunda geçer. İşte, yani beyin onları proses eder, işlemler yani. O da şöyle mi oluyor hocam? Yani kabus olarak mı geri dönüş yapıyor bize? İşte rüyamıza? Yani aslında ben de arada bir oluyor. Evet doğru. Ben de oluyor. Evet, doğru. Kabus olarak geri dönüş yapıyor bana. Evet doğru aslında rüyalar bilinçaltının sembolleri olarak ya da mesela işte gün içerisinde patrona kızdın bir şey yapıyorum diyorsun rüyanda değil mi? Onu dövüyorsun ne yapıyorsun onu rahatlıyorsun. Aslında o bir beyin işte o anıyı çözüyor. Aslında EMDR da bunu yapıyor. Şimdi biraz daha belki ayrıntılı anlatayım. Şimdi şöyle bir şey nasıl hani aynen sizin dediğiniz gibi. Şimdi gün içerisinde kötü bir olay yaşıyorsunuz. Tamam mı? Mesela işte hatta eskiler derler ki kötü bir olay yaşadığında hemen karar verme. Üstüne bir gece uykuyu Ertesi gün karar ver. Niye? O olayın şokuyla, o olayın duygusallığıyla sıcağı sıcağına yanlış karar verebilirsin. Duygusal karar verebilirsin. Doğru. O yüzden üzerine bir gece uyuyun ki öyle karar verin derler. Acele etmeyin. İşte bu aslında bilimsel araştırmalarda bunu aslında ispatlamış. Ne oluyor? Gün içerisinde sen bir olay yaşıyorsun. O olayı beyin rüyada ve rüyanın uykulu, yani uykunun rüyalı bölümünde, REM uykusunda o olayı proses ediyor, işlemliyor. Evet. Yani mesela şöyle düşünün. Mesela diyelim ki siz bir şirkette bir müdürsünüz. Tamam mı? Herkesin bütün üst düzey yetkililerin olduğu bir toplantıda size genel müdür, sizin de çok haklı olduğunuz bir mevzuda sizi suçladı. Ya dedi ki Yeliz Hanım sizin yüzünüzden oldu işte böyle işte. Halbuki siz haklısınız. Ama işte patron, genel müdür, adama bir şey diyemiyorsun, tamam mı? İçinde tutmak zorundasın çünkü işinden memnunsun, maaşından memnunsun, mevkinden memnunsun. Şimdi bir şey söylesen adama ne yapacak? Doğru. Yani sıkıntı yaşayacaksın. Yani senin çıkarına o yüzden oluyor. Tutuyorsun kendini, doğru. Öfkeni, duygularını içinde tutuyorsun. Tamam mı? Bastırıyoruz hocam, ne duyguları bastırıyoruz geçimimize. Aynen öyle, aynen. Aslında bunu çok yapıyoruz. Dur sen şimdi. Evet. Bak vallahi yok karıştırmıyorum ben ortalığı canım hocam. Aynen dediğiniz gibi duygularımızı bastırıyoruz. Ne duyguları bastırmıyoruz ki yani hani. Ama işte bu bir tane örnek. Şimdi İş ne oluyor? Olsun. Ha, eve gidiyorsunuz işte anneniz, babanız, eşiniz neyse ya diyor ki ya neyiniz var Yeliz Hanım? Ya yok bir şey canım sıkın diyorsunuz falan. Bir şey söylemiyorsunuz, paylaşmıyorsunuz. Şimdi anlatmaya gerek yok diyorsunuz. Onların da canını sıkmayayım diyorsunuz. Yok hocam ben anlatırım. İşte anlatmak güzel ben bir şey aslında. Ben anlatırım canım hocam. Yani. Benim en yakın arkadaşım benim annemdir bu hayatta. Yani en iyi sırdaşım benim annemdir. Ben anlatırım yani. Çünkü tamam. Mesela bazıları anlatamıyor. Hani siz, anlayabiliyor beni. Siz anlatabileceğiniz insanlar olması güzel bir şey. Şimdi kimisi anlatamıyor. İşte evet en azından bu olayı tekrar. Mesela zaten travma yaşayanlar olayı tekrar anlatıyor. Hocam defter tutmak nasıl bir şey? Defter tutmak da güzel bir şey çünkü hatta evet yani eski psikiyatristler eski böyle psikologlar böyle yazdırırmış başına kötü bir şey mi geldi tacize mi uğradın, hırsızlık mı yaşadın, işte kötü bir olay mı yaşadın yaz. Niye? Çünkü elle yazmak ruhundaki o acıların özellikle sembol dili çünkü harfler, tamam mı? Bilinçaltındaki o korkuları, kaygıları temizler. Ama şu az önce kaldığımız yerden devam edeyim. O mekanizmayı anlatayım. Tabii bastırılmış dedik ya. Diyelim ki kişi gitti. Kimseye bir şey söyleyemedi patronuyla ilgili yaşadığı sorunu. Gece ne yapıyor? Gece uyku tutmaz. Ya diyor ki ya Ayşe ya Fatma adı neyse. Ya keşke diyor bu patron diyor ağzının payını verseydin. Keşke diyor söyleseydin diyor. Ne korkaksın ne yap. Bak bütün gece uyku tutmuyor onu. Evet. Diyor ki böyle yapsaydım, şöyle yapsaydım, öyle yapsaydım, böyle yapsaydım belki sabah namazına kadar uyuyamıyor. Neyse bir şekilde sabah oluyor diyelim, tamam mı? Şimdi kişi sabah kalktığında şöyle bir şey diyorsa ya ben niye bu kadar üzerime alıyorum ki? Patron geçen gün Ali abiye de Hülya ablaya da böyle yaptı. Sorun bende değil. Sıkıntı adamda. Ben niye üzerine alınıyorum diyorsa o olay artık onu rahatsız etmiyor. Normal bir olay gibi olmuşsa hazmediyor tabii adam içinde tutuyor. Tamam beyin o anıyı gece uykuda halletmiştir. Onu halletmiş oluyor. Onu çözmüştür. Evet. Ama şimdi kalktın sabah işe gittin tekrar ya bu adamı bir görsem bir laf soksam bir şey söylesem asansörde karşılaşsam da bir şey yapsam diyorsan o anı çözümlenmemiş anıdır. Sürekli tekrarlayan bir an oluyor. Aklına her onu gördüğünde bir anda hiddetleniyorsun, tamam mı? Sinirleniyorsun, öfkeleniyorsun, tamam mı? O beyin o anıyı çözememiştir. EMDR terapi de işte beynin zamanında çözemediği, proses edemediği, işlemleyemediği anıları beynin doğal iyileştirme mekanizmasını kullanarak o anıları normal diğer anılar gibi öğrenme deneyimi olarak kaydediyor. Nasıl yapacağız peki hocam bunu, bu sistemi? Bu sistemi tabii ki siz yapıyorsunuz. Yani tabii yani şöyle göz tek başımıza biz yapamıyoruz efendim. Yani göz hareketleriyle oluyor ya da onun mesela EMDR aleti diye bir cihazı da var böyle beynin sağ hemisferi. Yani İngilizce ağzımız alıştığı ben EMDR diyorum aslında EMDR. Aslında efendim seyircilerimize benim cancağızlarımı anlaşılacağı değil. EMDR terapisi. EMDR terapisi efendim. Hocam böyle kısa böyle şey verseniz böyle gerçi sizin uzmanlık alanınız ama. Yok estağfurullah. Şimdi mesela şey olarak sistem olarak. Yani. Tamam. Şöyle bir şey. Bir de beynin kısaca olayları nasıl böyle depoladığı ile ilgili bir şeyden bahsedip sonra bu mekanizmayı anlatayım. Küçük şöyle. Gerçi sizin küçük. Uzmanlık şey sırlarınız canım ama. Yok estağfurullah. Yani merak eden şimdi seyircilerimiz vardı. Ben de merak ediyorum. Aynen. Mesela gözlediniz yani göz kontağı falan. Evet. Bir şey soracağım. Tabii sorun. Tamam. Şimdi değil. Anılar deyince artık ya herkesin yaşadığı kötü şeyler, kötü anılar vardır gerçekten. Tabii ki. Yani içinde tuttuğun, bastırdığın, unutamadığın ve korkuların vardır. Yani evet, bir daha mı mesela var, hak etmediği, insan hak etmediği şeyleri yaşadığı zaman kabullenemiyor. Evet. Ben yani direkt almak istiyorum, açık konuşayım. Ve beni tamam. Ben çok sinirliyim, tutamam yani. İşte, kendimi kesinlikle direkt dalarım yani. Tamam. İşte ama dalmak ya da kavga etmek ileride bize işte o anlamda çok oluyor. O anlamda beni kimse tutamaz. İşte yani. Biz onu terapide yaptırıyoruz. Aynen yani öyle. Terapi yaparken gerçekten mesela EMDR terapide gerçekten o kişiye öfkeliysen, çünkü beyin hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Beyin de gerçekten yaptığım bir şey. Mesela işte birine kızgın mısın? Terapi esnasında diyoruz ki döv. Ne yapmak istiyorsan söyle, onu içindekileri söyle. Hop, o duygular okay. Senden çıkınca rahatlıyorsun ama zaten. Ama canım hocam ama bunu, özür dilerim. Çok özür dilerim. Göz hareketleri onu işlemliyor. O beynin doğal iyileştirme mekanizmasını harekete geçiriyor. Şimdi o bendeki mekanizma da şöyle işliyor efendim. Ben uğraşmıyorum. Hı? Uğraşmıyorum hocam. Yani o da yani kaçma yöntemi de olabilir. Yok kaçma, yok canım hocam. Uğraşmam. Hakikaten sende var mı? Ben uğraşmıyorum ya, yani bir şey böyle he, çok zorlayıp bir şey yapıyorsam mesela. Tabii ki o hayatta kalması stratejisi de, olarak bazı insan diyorsun ki ya ben bununla baş etmek istemiyorum. Canımı sıkıyor. Uzaklaşıyorsun öyle. Yani aynen hepimiz öyle yapıyoruz. Evet. Zaten savaş kaç şeyi, özür dilerim. Savaş kaç yöntemi? Bir şeyle mücadele edebiliriz. Gücümüz varsa ya da onunla baş edebiliriz. Ama yoksa ya ben hiç almayayım deyip. Yani ama yok hocam, bu arkadaşlıklardaki ilişkilerde mesela hani değmediğini gördüğün tabii bazen de öyle ya, bazen bunlar, böyle şey, bu da güzel bir yöntem yani diyorsun ki ya evet bunda ben ne zaman bununla ne kadar tartışsam bir sonuç elde edemeyeceğim. Evet. Çünkü görüyorsun onun içinde girdiği hani kısır döngüyü ya diyorsun ki onun karakteri böyle, kişiliği böyle ya artık ben onunla aynı frekansta değilim. Onunla iletişim kurmazsın, okey. Ama sen içinde onunla ilgili çok rahatsızlık hissediyorsan mesela bu terapiyle çalışılabilir. Ama her şey terapiyle de çalışmak zorunda değilsin. Hayatın olağan akışı içerisinde bazı şeyler kendiliğinden geçiyor zaten. İllaki, yani. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey. Mesela hak etmediğim şeyi yaşadığım zaman ben karşındaki insanlara değer veriyorsun. Bakıyorsun ki oho onlar senin için neler düşünüyorlar, ne kötülükler, ne şunlar, ne bunlar. Bir arkana dönüyorsun ki yani hani derler ya arkadan vurmuş gibi. Evet. Senin onlara karşı düşündüğün güzel duygular, bakıyorsun ki sonra sinirleniyorsun. Yani hak etmediğin, ben bunu hak etmedim ki ben niye yaşıyorum? O zamanla mesela karşındaki insanlar özür diliyor, hatasını anlıyor ama yüzden özür diliyor ama içten aynı değil. Bir de güvenemiyorsun yine aynı şeyleri mi yaşayacaksın diye. Ama zaman geçtikten sonra yani benim şöyle bir şeyim var. Hislerim çok kuvvetli. Evet, maşallah ne güzel. Ya, inanılmaz derecede birinin sezgilerim kesinlikle o kadar kuvvetli ki ne hissedersem hocam oluyor. İyi, demek temiz o derece yani. Bazen demek. Kendimden korkuyorum gerçekten. Diyorum yani nasıl böyle bir duygu? Diyorum Allah tarafından kurban mı hissediyorsun yani önceden? Kurban olduğum Allah'ım tarafından diyorum herhalde ben korunuyorum. Yani öyle bir korunuyorum yani inanılmaz bir şey yani. Ben bunu yaşıyorum gerçekten yaşadım da. Şimdi ben diyorum ki güvenmiyorum yani dürüstlüğüne güvenmiyorum. Diyorum ki yok güvenip bir daha güvenmem diyorum çünkü ben yaşayacağım o şeyli yaşayacağım. Onu da görüyorum. Evet. O hani çift karakter ikiyüzlülük diye hani günümüzde sözcük var ya. Ben diyorum bunun ikiyüzlü olduğunu ben bu insanların anlıyorum. Ben yaşayacağım bunu diyorum yine ve aradan çok zaman geçmeden bir yerlerden kelimeleri duyuyorum, geliyor bana. Yani sanki birileri, sanki böyle yani kurban olduğum Allah'ım böyle benim için yani melekleri şey yapmış böyle taşıyor, geliyor yani. Evet, şanslı. Yani. Bazılarımız hiç anlayamıyor. Ben mesela diyelim ki arkadaşımsınız hocam, mesela arkadaşım Yeliz'ciğim, diyorum ki Yeliz'ciğime ya ben böyle bir şey yaşadım, güvenmiyorum diyorum, bak bir şeyler olacak diyorum. Ben bu insanlara güvenmiyorum diyorum. Çünkü benim iyi niyetimi kötüye kullandıklarını biliyorum. Beni ya iyiymiş gibi yani bana iyiymiş gibi davrandıklarını biliyorum. Ve aradan çok zaman geçmiyor. Bir 15-20 gün geçiyor. Ondan sonra Yeliz'cime diyorum ki bunları yaşadım. Yeliz'cim diyor ki sen söylemiştin diyor. Güvenmiyorum ben arkama dönmüyorum. Dönemem. Kullardan gerçekten. Her kula da nasip olmaz yani böyle. Affedemiyorum yani affedemiyorum o insanları. Diyorum ki yani dürüstlük varken, güzellik varken, iyi niyet varken Yeliz'cim sen beni ne kadar zaman, biz birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz. Ben yani hiç bilmiyorum ya karıncayı bile incitemem ya. O kadar duygusal bir insanım. Ve çok doğru bir kadın. Gerçekten. Ama ya görüyorum böyle şeyler üzülüyorum. Gece mesela kafamda kuruyorum. Ya neden ben bunu yaşıyorum? Niye bunu yaşıyorum? Niye ben bunu yaşamak zorunda kaldım? Neden yani? Evet. Evet. Evet, şimdi işte beyin aslında onları işte işlemliyor yani aslında. Hani gün içerisindeki hani muhasebe derler ya, gece kafanı yastığa koyduğunda beyin o yaşadıklarınızı şey yapıyor. İşlemliyor. Seyircilerimizi biz konulara dahil edelim. SMS'leri bir okumak istiyorum. O konuyla alakalı özür dilerim. Antalya'dan Osman Bey göndermiş. Geceleri sıçrayarak uyanıyorum hocam. Panik atak mıyım? Bir ikincisi sürekli dedin hani her an bir şey olacakmış gibi. Kimi insan da var. İş hayatından dolayı çok gerginim. Her an her şey olacakmış gibi geliyor bana. Sabahları çok mutsuz uyanıyorum. Depresyon belirtisi mi bu demiş Zonguldak'tan Koray Bey. Zonguldak'a selamlar olsun. Hocam şöyle, bu iki sorunun seyircimizin cevaplayalım, ondan sonra diğer SMS'lerle devam edelim. Tamam. Evet. Şimdi mesela yani bir insan gece mesela atıyorum gece yarısı bir telefon aldıysa mesela bir ölüm haberi, bir yakınını çok kaybetme haberi, tamam mı? Bu insanın bilinçaltında bu takılı kalıyor. Her yani o olay da çözülememişse, tamam mı? Mesela yatıyorsun, gecenin bir arası böyle ansızın uyanıyorsun. Ya da her telefon çaldığında diyorsun ki Allah kötü bir şey oldu. Yeniden kötü bir haber olacak. Ya panik atak değil aslında ama panik atak bunun çok ciddi bir şekilde hani bu kaygı bozukluğu hani diyebiliriz ama İsmini tabii yazmamış, ki yani hastalığın adının önemi yok. Bir şekilde terapi alınca düzeliyor. Yani aslında şu şöyle bir şey. Aslında bu sistem savaş kaç sistemi diye bir şey vardır. Bizi tehlikeden korumak için olan bir sistemdir. Yani siz şimdi şöyle bir şey düşünün. Şimdi diyelim ki Afrika'ya gittiniz, tamam mı? Böyle bir safari yapıyorsunuz, tamam mı? Bir aslanla karşılaştınız. Ay hocam, şimdi yani diyelim misal Şimdi aslanla karşılaştınız. Bak nasıl korkuyor kameraman. O çok korkardı maşallah. Şimdi mesela şöyle düşünün. Aslanla karşılaşan bir insan şöyle bir şey düşünür mü kendinden? Ya bu aslan kaç kilodur? İşte 70-80 kilo. Ya ben kaç kiloyum? İşte belki 80-90 kilo. Ya bu aslanla ben bir güreş tutsam hangimiz yener? Abi yaparım. Tamam. Şimdi böyle bir şey düşünür mü bir insan? Hayır, düşünmez. Ne yapar? Aslanı gördüğü anda Hüseyin Bolt'tan hızlı koşar. Niye? Çünkü atası, dedesi, tamam mı? Yıllar içerisinde tam o epigenetik olarak bize devredilir. Biz hep atamız, dedemiz daha önceden yırtıcı bir hayvan gördüğünde otomatik kaçtığından dolayı biz de yırtıcı bir hayvan gördüğümüzde hiç düşünme olmaz. Otomatik bir tepki olur. Hemen kaçarız. Bu korkularımızın altında tabanında atalarımızdan gelen diyorsunuz değil mi hocam? Tabii ki atalardan. Hepimiz hani her şey iyi şeyler de geçiyor, kötü şeyler de geçiyor. Şimdi atalarımızla bu insanı bağlantılıymış efendim. Bir defa duyuyorum. Evet. Çünkü zaten şimdi yırtıcı hayvandan kaçıp korkanlar, hayatta kalanlar bizlerin ataları olmuş. O ölenler veletali namin. Onlar zaten ölmüşler. Yani bizim atalarımız olmamış. Yani korkup kaçanların nesli devam etmiş. O yüzden de bir insan bir tehlike gördüğü zaman otomatik olarak kaçıyor. Ama şimdi beynin şöyle bir özelliği var. Beyin bazı olayları genelliyor. Seni mesela bir Doberman köpek ısırmıştır 10 sene önce. Sen küçücük bir fino köpek gördüğünde de aynı korkuyu yaşarsın. Çünkü beynin genelleme özelliği var. Beyin diyor ki Allah Yeliz dikkat et. 10 sene önce seni bir köpek ısırdı, çok fazla aşırı önlem alıyorsun. Mesela panik atakta da böyle bir şey var. Geçmişte bir mesela trafik kazası yaşadı diyelim. Çok gözünün önünde biri öldü ya da birine çarptı. Şimdi direksiyonun başına geçince ne oluyor? Kalbi hızlı atıyor, terliyor. İşte hani mesela virajlı yollara girerken mesela kendini kötü hissediyor ve kalbi hızlı atıyor. Tamam mı? Bu devam ediyorsa sürekli normalde zaman içerisinde bunlar olur ve azalır. Beyin bu olayları çözer. Biz terapide çözülmeyenlere müdahale ediyoruz. Hocam özür dilerim. Onunla ilgili bir SMS var. Deprem korkusu yaşayan bir seyirci İstanbul'dan Seda Hanım. Her yer sallanıyor. Sallanıyormuş gibi. Şimdi zaten bu terapi, EMDR terapi Türkiye'ye 99 depreminde geldi. Ben de o zaman üniversite öğrencisiydim. Yani biliyorsunuz 99 depremi olduğunda bir sürü depremzede eve giremedi. Ve üzerinden aylar geçmesine rağmen evlerine giremediler. Çok zaman parklarda yattık. Çok zaman parklarda yattık. Hepimiz korktuk. Niye? Çünkü kendimizi güvende hissetmiyorduk. Kendimizi güvende hissetmiyorduk. Çünkü binalarda güven vermiyordu bize. O zaman Amerika'dan ve Avrupa'dan gönüllü EMDR terapistleri geldi. EMDR terapistleri geldi bizim depremzedelere. Orada mesela uygulamışlar, tamam mı? EMDR terapiyi depremzedelere. Hemen depremzedeler içeri girmeye başlamış. Çünkü travma sonrası stres bozukluğunda EMDR terapisi çok etkili bir yöntem. Artık bütün araştırmalarda hani kanıtlanmış. Bütün travmatik olaylarda bu çok sistem etkili, kullanılıyor. Özellikle büyük afetler, deprem, sel, felaket. Bu yöntem kaç yıldır kullanılıyor hocam? İşte 80-85 yılında Francine Shapiro hani buldu. Türkiye'de 99 depreminden sonra geldi Türkiye'de. 99 depreminden sonra hani geldi. EMDR derneği var hatta. Buradan Emre hocamız var. Emre Konağı, ona da selamlar gönderelim. İzliyorsa selamlar, hürmetler. Evet, Türkiye'ye getiren. Peki hocam, çok ağır bir travma. Kişi geldi size. Kadın mesela aldatılma olarak geldi. Boşanma olarak geldi. Şimdi, çok özür dilerim. Bir ölüm şeyiyle, travmasıyla geldi. Bunu siz kaç seansta yok ediyorsunuz yani insan beyninden? Şimdi tabii ki mesela şöyle bir şey. Bir aldatılan bir insan ne oluyor? Gözünü kapattı. Konudan konuya da değişiyor aslında bu, değil mi? Seans tabii şeyde. Tabii yani. Şimdi kişinin, şimdi burada çok fazla dinamik var. Bazı olaylarda tabii kişinin geçmişteki kaynakları, İyiyse, iyi bir çocukluk geçirmişse, sevgisi varsa, iyi bir anne baba modeli varsa, travmayı çözebilecek kaynakları yeterliyse bir kişi başına gelen kötü bir olayı iyi işlemleyebilir. Şey gibi düşünün. Background çok önemli. Evet, dişlilerin çarkları gibi düşünün. Eğer siz gerçekten küçüklükte sevgi dolu, iyi bir anne baba modeliyle, iyi bir sosyal ilişkilerle büyümüşseniz, güvenli bir ilişkiniz varsa, özellikle güvenli bir bağlanmanız varsa annenizle. Oraya şimdi geleceğim. Mesela yaşanan bir travmayı beyin daha kolay çözebiliyor. Dişlilerin çarkları böyle o travmayı böyle işlemliyor. Ama şimdi tabiri caizse küçük emrak gibi bir hayat yaşadıysanız, tacizler var, ihaneler var, istismarlar var, sevgi yok, tamam mı? Ne oluyor? Beyin en ufak bir şeyde hani o olayları çözemiyor. Biz ona diyoruz ki kaynakları yetersiz. Baba tarafından anne aldatıldıysa mesela ileride o ergenin gerek kız olsun gerek erkek evladı olsun, erkek çocuğu olsun, böyle bir bilinç altında böyle bir şey olabilir mi yani? Yani tabii şöyle bir şey. İleride evlenirsem eşim de beni aldatabilir. Tabii ki ilişkiler konusu atalardan dedelerden de bize miras olan bir şey. Hatta bununla ilgili aile dizimi terapisi diye bir şey var. Aile dizimi terapisi. O da çok güzel ve etkili bir yöntem. Aile dizimi terapisi. Evet. Yani geçmişte dedelerimizin, atalarımızın... Becereyi döküyor. Evet, dedelerimizin, atalarımızın acıları, çözülmemiş olaylar bir sonraki nesilde devam eder. Hatta bizim toplumumuzda, değil mi, Anadolu'da çok yaygın bir söz vardır. Yani hepimiz duymuşuzdur. Evet. Nedir? Dedesi koruk yemiş, torununun dişi kamaşmış derler. Yani bu ne demek? Evet. Dedesinin yaptığı bir şey torununa başka bir şey olarak geçer. Ne oluyor? Mesela diyelim ki anneannesi bir cinsel taciz yaşamış ama içinde kalmış. Kimseye söyleyememiş. Bir sonraki nesline, belki torununa yıkanma olarak geçebilir. Obsesif kompulsif dediğimiz yani takıntı hastalığı olarak devamlı kirlenmiş hissedebilir kendini, devamlı duş alabilir. Tabii yani bunlar örnek, illa öyle olmak zorunda değil. Size gelen böyle de hastalar var mı? Size gelen bu şekilde böyle takıntıları olan. Aynen. Mesela siz aldatma ile ilgili mesela dediniz mesela. O aldatma ile ilgili. Yani baba aldatıyorsa şimdi şöyle bir şey genel yani şöyle genelleme yapmayayım ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir kadın yani genellikle annesinden ve babasına, bir kadın değil her insan yani, annesinden ve babasından alması gerekeni yeterince ve zamanında alamamışsa, tamam mı? Onu karşı cinsten bekliyor. Kadın olarak düşünecek olursak. Şimdi babanızın da suçu yok ama. Çünkü babanız da kendi annesinden babasından bazı şeyleri alamadığı için size veremiyor. Buna epigenetik diyorlar işte. Dinde ne var? Hiç kimse suçlu değildir. Niye? Çünkü o da alamadı ki sana versin. Yani şöyle. Ama tabii ki o yani alamadı ama. Kendi çocuğuna verebilirsin. İşte ama sen de alabildiğin kadarını verebiliyorsun. Şimdi şöyle bir şey. Olmayınca ne vereceksin? Yani. Ne yetiştirirsen ne verirsen öyle yani. Şimdi genellikle kadınlar babasıyla ilişkilerinde alamadıklarını karşı cinsten beklerler. Tamam mı? Bu sefer de bu sıkıntı yok. Erkekler de aynı şekilde annelerinden alamadığını kadınlardan bekliyor. Karşı cinsten bekliyor. Böyle bir travmatik olaylardan hocam bir tane örnek verir misin bana? İşte yani az önce hani bahsettiğimiz gibi mesela diyelim ki devamlı eşi mesela kumar oynuyor. Az önce cümlesini kullandık. Sihirli kelimeyi kullandık. Neyse, evet, aynen sihirli kelime. Tebrik ediyorum hocam. Zeki hocam. Evet, kesinlikle. Evet. Peki. Şimdi mesela diyelim ki hani çocukluğunda hani işte döven, şiddet gösteren, belki kumar oynuyor, yani alkol içen bir babayla büyüyen bir çocuk. Evet. Mesela ne yapıyor? Annesinin tarafında rol oluyor ve annesine acıyor. Babasının bu kötü muamelelerine maruz kaldığı için annesine acıyor mesela. Tamam mı? Şimdi babasından alması gerekenleri de alamıyor ve ona karşı olumsuz duygular hissediyor. Şimdi sonraki zamanlarda diyelim büyüdü ve hani yetişkin oldu. Tamam mı? Genellikle babasına benzeyen erkekleri hayatına çekiyor. Yani genellikle böyle bir şey oluyor. Ama erkek için de aynı şey geçerli. Erkek de annesinden, zaten ilişkilerde nedir? İlişki nedir? İki yetişkinin, iki özgür yetişkinin birlikte olmasıyla olacak bir şeydir. Ama idol olarak bir kız evladı babasının idol olarak yok, görüyor. Yok, kötü bir şey değil. Hani görmesi kötü bir şey değil. İdol olarak görmesi kötü bir şey değil. Eş olarak mesela annesi gibi, annem gibi. Ama şimdi bir kadın, tamam mı? Babasından alamadığı sevgiyi, annesinden alamadığı sevgiyi devamlı eşinden alırsa adam bunalıyor. Tamam mı? Diyor ki ya yeter diyor artık, her gün bana çiçek al, her gün beni seni seviyorum de. Çünkü kadının, tamam mı? Bir açlığı var. Ha, bir açlığı var. O annenin babanın doyuramadığı. Erkek de alıversin yani, şimdi, değil mi? Şimdi böyle hanımlar böyle kafalarını sallıyorlar gibi. Tamam. Karşı. Şimdi erkek de alıversin. Ben bir demet çiçektir yani. Tamam, canım hocam. Çiçek almakla da olsa okey. Evet, şey değil. Zaten kadını... bu nezaket ve zarafettir. Güzel bir şeydir, zarafettir, ama şunu kesinlikle demek istiyorum. Yani insanın içinde öyle bir çok büyük bir açlık olursa, yani şimdi gerçek memeden alman gereken ihtiyacı yalancı meme sana karşılayamıyor. Doğru, onu demek istiyorum. Doğru. Ruhunun yaraları vardır. Kadın da doymasını bilecek canım. Tamam, yani. Aynı şekilde erkek de. Erkek de, evet, ne yapar? Annesi gibi ona bakım veren bir kadını hayatına çeker. Ya, bakım veren, ilgilenen. Anne baba çok, evet, önemli bir çocuğu yetiştirmek. Ne verirsen çocuğa, evet, çocuk onu, evet, uygular, evet, karşısındakine. Kesinlikle. Evet. Mesela aldatmayla ilgili şey de söylediniz. Hocam onu... bir SMS daha geldi. Onunla böyle bir şey yapalım. Tamam. Toptan cevap vermiş olun. Bu yine panik atakla ilgili hocam. Sevda Hanım Ankara'dan yazmış. Kaza geçirdim, hala etkisindeyim. Islak zemin gördüğüm zaman kayma korkum var. 3 yıldır, 3 yıl olmuş kaza geçireli. Bu da bir başka bir travmaya giriyor. Evet. Yani şimdi mesela, evet, aynen. Şimdi mesela şöyle diyelim ki işte zaten izleyici sanırım tahmin ediyorum ki şöyle bir şey olmuş. Hani işte ıslak bir zeminde düşmüş. Mesela ne oluyor? Ayağı kırılmış olabilir. Çok ciddi bir yaralanmış olabilir. Mesela ne oluyor? Bir sene ayağı alçıda kalıyor ya da 6 ay ya da 3 ay. Hani yani bilemiyorum. 3 yıl etkisindeyim diyor. Uzun bir süre. Şimdi ne olmuş? Şimdi, evet, şimdi çok ciddi bir şekilde işe gitti. Belki sağlığa gitti. Belki ölüm tehlikesi yaşadı. Tamam mı? Şimdi ne oluyor? Daha sonraki zamanlarda ona benzer bir olayla karşılaştığı zaman... Mesela ıslak bir zemin gördüğü zaman, mesela yağmur yağdığı zaman, tamam mı? Ne oluyor? Kişi kaygılanıyor. Allah başıma kötü bir şey gelirse, tamam mı? O çünkü o beyin o anıyı çözememiş, o travmayı çözememiş. Mesela şunu bir çocuk örneğiyle anlatayım, çok daha güzel belki hani anlatmış olurum. Şimdi mesela bir çocuk düşünün, tamam mı? Ufak bir çocuk. Evet. Elini sobaya değdiriyor, eli yanıyor, tamam mı? Hı hı. Şimdi çocuk ne yapıyor burada? Burada bir şey, bak ne yapıyor? Beyine bir anı, bir olay yaşıyor, beyin o olayı işlemliyor ve uzun süreli hafızasına bir öğrenme deneyimi olarak kaydediyor. Bunda sıkıntı yok. Beynimiz böyle çalışıyor. Şimdi biz bir sürü şey yaşarız. Beyin onu işlemler. Uzun süreli hafızaya bunu kaydeder. Daha sonraki hayatımızda güzel, doğru, yanlış, değil mi? Bunu ayırt edebilelim. Güzel, iyi şeylere teveccüh gösteririz. Kötü şeylerden kaçarız. Zaten ruh ve beden sağlığının temeli buraya dayanır. Şimdi mesela o çocuk, okey. Başka bir zaman o çocuk soba gördüğü zaman hemen beyninde şöyle bir şey oluyor. Ya diyor ben geçen diyor sobaya dokundum, canım yandı. Artık diyor bu sobaya dokunmayayım. Ne yapayım? İşte gideyim yanında ısıyım, üstünde kestane patlatayım, işte su ısıtayım. Tabii bu bak, büyüdükçe. Ha, bu sobadan, bu sobadan şey böyle yararlanacağını ölüyor. Bunda sıkıntı yok. Şimdi başka bir çocuk diyelim, tekrar bir sobayı gördü, elini dokundurdu, yandı, tamam mı? Sonra o çocuk başka bir gün annesinin kucağında bile olsa, o sobanın olduğu eve girmek istemiyorsa, sobayı gördüğü anda korkup ağlayıp bağırıp böyle kalbi güm güm atıyorsa, işte o bizim için travmatik bir anıdır. Yani etkisinden çıkılamamış anı. Beyin o anıyı çözememiş. O anı takılı kalmış. Her o olayı hatırlatan bir, biz ona tetikleyici diyoruz. Her o olayı hatırlatan bir tetikleyici geldiğinde beyninde o korku uyanıyor. Allah diyor soba ve bedensel tepkiler ortaya çıkıyor. Biz terapide buna müdahale ediyoruz. EMDR terapisi o kişinin o sobaya da işte düştüğü anıyı çalışıyoruz. Terapiyle o kişinin düştüğü anıyı ya da çocuğun sobaya elini değdirdiği anıyı ya da trafik kazası yaptığı anıyı ya da deprem anısını çalıştığımızda beyinde takılı kalan problemli duygu ve düşünceler böyle hazmediliyor, işlemleniyor ve artık o olay onu rahatsız etmiyor. En ağır hasar bırakan, yani insan beyninde baktığımız zaman en ağırından travmatik. Hepsi yani en ağırları cinsel tacizler falandır yani. Çocukluğumuza mı inmek gerekiyor hocam? Ya tabii yani, çocukluk tabii hani ki. Bundan 3 yıl önce ben evet trafik kazası geçirdim, bacağımı kırdım. Yok tabii ki hepsinde çocukluğumuza inmek gerekmiyor. Şimdi şöyle bir şey. Yani. Yani tabii ki. Şimdi taciz konularında mesela bunun şeyini... Tabii ki yani şöyle bir şey var. Kişiliğin oluşumu tabii ki anne karnı ve özellikle 0-3 yaş hani anneyle güvenli bağlanma döneminde çok ciddi bir şekilde şekilleniyor. Hmm. Ama hani mesela atıyorum 20 yaşında yaşadığım bir trafik kazasında hani EMDR terapi yaptık. Okey, hani illaki çocukluğunla bir bağlantısı olması gerekmez. Ha, çocukluğun ne olur? Çocukluğunda az önce dediğim gibi iyi bir ailede yetiştiysen, sevgi dolu, kaynakları güçlü bir ailede Aynen. yetiştirirsen o travmaları çözebilme kapasiten çok daha iyi oluyor. Mesela buna şöyle bir araştırma... daha güçlü oluyor. Evet, böyle bir araştırma örneği verebilirim. Dünya çapında yapılmış çok büyük bir araştırma zamanında Amerika'da. Acı araştırması diye bir araştırma var. İzleyenlerimiz de internetten araştırabilirler. Çocukluk çağı deneyimleri, olumsuz çocukluk çağı deneyimleri araştırması diye Amerika'da böyle bir araştırma yapmış bir vakıf. Kısaca isterseniz bahsedeyim çünkü önemli. Olumsuz çocukluk deneyimlerinin evet. kişilerin bedensel ve ruhsal hastalıklarına ne gibi etkisi olacağına dair. 5 tane madde sayalım hocam. İşte cinsel tacize uğramış olabilir. Evde alkol madde kullanan biri olabilir. Evet. Duygusal ihmal. Fiziksel istismar, tamam mı? Şiddet. Taşınma, göç, tamam mı? Şiddet. Tamam mı? Bunların hepsi olumsuz çocukluk çağı olayları. Şimdi mesela böyle bir araştırma şöyle yapmış vakıf. Biraz vaktimiz var nasılsa bunu anlatabilirim çünkü önemli bir araştırma. Çünkü travma ve hastalıklar konusunda çok ciddi bir büyük ölçüde yapılmış bir araştırma. Şöyle yapmışlar. Böyle hastaneler zinciri olan bir vakıf var Amerika'da. Ya demiş ki ya bizim bir sürü, bir de sigorta şirketleri de var. Ya bizim bir sürü bedensel ve ruhsal hastalıklarımız var. Bir şekilde de ya bakıyoruz ki iyileşmiyorlar. Ya acaba niye bunlar iyileşmiyor? Çünkü sigortadan da çok para gidiyor. Yani onunla ilgili bir araştırmışlar. Ya demişler ki acaba bu hastalara biz çocukluğunda neler yaşadığını sordunuz mu? Tamam mı? Mesela az önce o çocukluk çağı, olumsuz çocukluk çağı deneyimlerini sorduğumuzda hepsinin... Çok özür dileyeceğim hocam, senden de özür dileyeceğim. Ayrıca genellikle çok... Hep şiddet olayları mesela televizyonlarda da hocam açıyoruz şiddet. Yani. Peki bu kadar şiddet olayının arkasından yine mi çocukluk yatıyor? Anne baba mı yatıyor? Ya hocam? Hayır yani tabii ki ya bazıları yani yetişme aileden yetişme nasıl görürse onu mu yapıyorlar yani? Yani tabii ki şimdi her çocuk gördüğünü yapar ama bazı tabii burada komple teorileri de devreye girilir ama işte bazı güçler bazı şeyler hani diyorlar medyaya özellikle şiddeti hani de koyuyor olabilir ama yani onu bilemiyorum tabii ki. Ya hani bunu kim hangi amaçla yapıyor tabii bilemiyoruz ama tabii ki bizde de birazcık tabii yıllar geçmiş savaşlar var şiddetler var üst üste savaşlar geçirmişiz hepimizin genlerinde birazcık değil mi? Savaş şeyleri var. Anadolu insanı, Anadolu insanında böyle bir şey var. Evet. Ama tabii ki işte düşünün 1910'lara başlayan işte Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı, işte değil mi Kurtuluş Savaşı. Tamam arkadan gene bizim dahil olmadığımızda 2. Dünya Savaşı. Evet. Hep savaşlar ve şiddet. Peki hocam bir insan şiddet yapıp vurup kırıp döküp de sonradan aradan yarım saat geçtikten sonra pişman olup normale dönüp yaptığı hiçbir şey hatırlamıyorsa bunun yani teşhisinin ne oluyor? Bu işte ayrı ne oluyor? Şey evet şöyle ya. Bir şey oluyor işte ki o kişi tamam zamanında zamanında çözülmemiş olayları var. Tamam içinde bastırılmış olumsuz duyguları var. Tamam ne oluyor? Bir de model olarak zamanında da annesinden babasından da o şiddetle sorun çözme yöntemi olarak şiddeti görmüşse bir çocuk ne yapar? Tamam mı? Aynısını uygular. Aynısında mesela oyuncağıyla oynuyor arkadaşı vermiyor oyuncağını pat diye vurur. Çünkü sen de annen de senin dediğin bir şey yapmadıysa kellikle vurmuştur sana, sen de ona vurursun. Yani şiddet de öğrenilmiş bir davranış. Aynen. Güzel bir eser alalım mı Menekşe Gül'ün? Olur hayatım, sen istersin de neden olmaz, bakalım ne geliyor. Bakalım sonraki gelsin. Bu kadar konuşmanın üstüne giderdi mi? Sürpriz olsun evet. Güzel bir müzik arası verelim. Geç tatlım. Hareketli mi var? Bakalım rejiden ne gönderirlerse yönetmenimiz o. alam, oy da alam. Dağlar, oy dağlar. Gözünden akan yaşlar sanki birer inci dağlar, oy dağlar. Sanki birer inci dağlar, oy dağlar. Gözünden akan yaşlar sanki birer inci dağlar, oy dağlar. Sanki birer inci dağlar, oy dağlar. Çok güzel, çok güzel. Yüreğine sağlık. Anonim. Değil mi? Evet. Anonim. Ama güzel bir Mardin türküsü. Mardin, ben çok seviyorum. Evet. Bunu gerçekten de güzel yani. Sizin gibi kıymetli konuklarla. Teşekkür ederim canım. Bu senin yüreğinin güzelliği. Hepsini ezberledim ben. Bütün yöresel türküleri yani. Bence de senin bizden çok bilmen lazım. Kesinlikle. Artık böyle şey yapıyorum. Aranjörlüğünü kim yaptı öğrendim artık. Haftanın kaç günü program yapıyorsun? 6 günü mü? Önceden haftanın 5 günü yapıyordum. Hafta içi her gün. Şimdi haftanın 3 günü yapıyoruz zaten. 3 günü mü? Evet. Ha, şimdi niye sordun diye her programda bir sanatçı alıyorsun. Evet. Her yöresel. Yani. Söz müzik şimdi hem anonim oluyor hem de böyle kendileri yazıyorlar var. Böyle artık kulağım aşikar oldu yani değil gerçekten. Mi? Ama Türk halk müziği gibisi de yok yani. Baktığım zaman. O bizim kültürümüz. Müziği, tabii yani, ki. Kesinlikle. Yani Anadolu diyoruz. Yörelerimizin türküleri, Anadolu. Evet. Nereden geldi aklına? Sen Erzincanlısın aslında. Nereden geldi aklına bu türküyü okumak? Ya benim çok sevdiğim bir türkü. Ben öyle hani yöre falan ayırt etmem. Benim hoşuma ne gidiyorsa ben onu okurum. Ben bu türküyü çok seviyorum. Şu anda var mı bir TV programı? Şu anda yoktur. Cumal abi de çok güzel. Kardeş kanalımızda. Evet. Güzel programlar yaptık ondan. Yaptın. Gerçekten de iyiydi yani. Bayağı güzel partnerdi. Vallahi biz var ya 2 sene çok güzel. Yani çok güzel. Arıyor bazen diyor ki vallahi özledim kız senin diyor. Seninle diyor tartışmaya, kavga etmeyi, didişmeyi bile özledim. Çok güzeldi ama yani sinerjisi. Yani biz sahnede bile öyle birbirimizi şey yapmaz. Evet. Birbirimize böyle direkt kavga, gürültü. Hani ciddi olarak değil tabii ki şakalaşma tabii falan. Tabii canım yani partnerin şeyle, program yani. Partnerin. Şu anda stüdyo aşamasındasın Menekşe Gül sevenlerine. Evet herhalde bir ay içinde falan herhalde firmada çıkar albüm. Bir ay içinde falan. Hı-hı. 13 eser var. 13 eser. Evet. Yine aynı Türk halk müziği. Evet Türk halk müziği. Düet yaptığın sanatçı var mı? Yok, bunu da yapmadım. İlkinde zaten... Kimse bırakmadı biliyor efendim. Kendim sadece de hepsini de ben kendim okudum. Kendim okudum. Kimlerle, kimden? Bak, Ruhi bir kalır deme bana, şurada hakikaten şey olurum yani ki adam gerçekten beste fabrikatörü. Kimlerden aldın? Ya, ben böyle gelenleri, benim seyircilerim iyi bilir. Sen de iyi biliyorsun. Sen niye beni bu kadar sıkıştırıyorsun? Dediklerim. Bak bir de anlaştım içeride, beni sıkıştırma diye. Dediklerim sıkıştırırım her türlü. Sıkıştırma. Kimlerle çalıştın? Ya, yani sözünüz kime ait? Hani beste... Ya şu anda hepsini söylemeyeyim ama anonim bayağı var. 2 tane benim var kendimin. Öyle mi? Aa, çok güzel. Evet. Bestecilik kimliğini bilmiyorduk efendim. Yok, değil. Mesela Malatyalı İbrahim'den var. Gözyaşlarım ince ince, şimdi mi geldim aklına yani. O var. Bir sürü var ya. Şu anda sürüdü aşamasındasın. Evet. Ne zaman çıkacak? Yani firmada şu anda. Firmada bekliyor. Herhalde bir... Okumalarım bitti ama. Yani bir... Bak nasıl öğrenmişim. Bak nasıl biliyorum. Bitti. Bir 20 gün artık Ankara'ya gidiyor ya. Kültür Bakanlığı'na artık 20 günde mi gelir? Bir ayda mı gelir? Tabii ki onlar tek tek inceliyorlar. Tabii ki Ankara Kültür Bakanlığı'na gidiyor. Kültür Bakanlığı'ndan eserler tek tek dinleniyor, inceleniyor. Hani içeriği var mı diye. Kötü içerik var mı diye. Evet. Sonuçta onlar okey verince çıkıyor. Ondan sonra çıkıyor. Tabii canım. Okey yani. Bekliyorsunuz şu anda. Okay. Ama sen sık sık şehir dışına da gidiyorsun. Yani gidiyorum, ben her yere gidiyorum ya. Gidiyorum. Menekşe Gül çok kazanıyor. Zaten bir ay öncesinden sözleşmiştik seninle. Bak ya. Bak gerçekten ya. Çok kazanıyorsun. Sen niye beni sıkıştırıyorsun? Sürekli soruyorum, Avrupa'dasın. Sürekli soruyorum işte. Şehir dışındasın, sahne, düğünlere falan gidiyorsun. Gidiyoruz. Aranan sanatçısın yani gerçekten. Gidiyoruz çok şükür. Öyle bir sıkıntımız yok. Ben çoğunda açık konuşayım, reddediyorum. Yani böyle gerçekten çok da reddettiğim programlar oluyor. Dernekler mesela. Yok, ondan da değil de. Ya, sonuçta bir şeyleri ayırt etmen gerekiyor. Yani kaliteli diyorsun yani. Kaliteli. Az olsun, kaliteli olsun, temiz olsun. Yorulduğuna değsin. Evet. Yani. Albüm çıktıktan sonra da seni tekrar tabii alacağım. Canım, sen ne zaman istersen. Menekşeciğim, çünkü gerçekten seyircilerimiz de merak ediyoruz. Fanlarım da merak ediyordur. Ben de gerçekten merak ediyorum son çalışman, son albümün nasıl oldu diye. Ama baktığın zaman zaten yıllarını vermiş bir sanatçısın. Gerçekten Türk halk müziğinde sayılı insanlardan birisin. İşte 2 yıl, 3 yıl... sadece background olarak baktığımda 2-3 yıl bir eğitim alıp da 2 parçalık, 3 parçalık anonim eserlerden oluşan albüm yapıp sanatçıyım diyen maalesef ben babamdan var. Ben gurur duyuyorum. Babam da benimle gurur duyuyor. Benim babam gerçekten, ben çok küçüktüm. Benim babam çok güzel zurna çalar. Ben çok küçüktüm. Bunu ben göğsümü gere gere söylüyorum. Aklım yetmiyordu. Davul alıyordum, çalmaya çalışıyordum, davulla beraber yuvalanıyordum. Bak, bunları hatırlıyorum. Babam gelirdi, belki Zakkale'yle mesela çok çalışmıştır. Babam gelirdi, anlatırdı böyle işte kuliste işte fermanı çektim falan. Ben diyordum ki babam ne anlatıyor ya diyordum, biraz aklım yetiyordu. Hikaye anlatıyor falan diyordum böyle. İnanmıyordum, biliyor musun? Babam diyorum herhalde hikaye anlatıyor diyordum. Evet. Gün geldi, zaman geldi. Ben sanatçı oldum. Şimdi ben kuliste kimse yanımda birini bulamayınca, birini götüremeyince mecburen bağlamacımı veya zurnacımı veya klavyecimi hemen çağırıyorum. Gel diyorum, fermanımı çekemiyorum. O zaman diyorum ki aklıma dank diyor. Babam doğru söylüyor. Demek ki sanatta aileden geliyor diyoruz yani, ve o sonradan olan bir şey değil gerçekten de aile. Kesinlikle aile çok önemli. Temelde. Aynen öyle. Evet. Kesinlikle. Genel hocam, panik atak belirtilerine geçelim hemen. Yani ellerin titremesi ya da farklı belirti olarak uzman gözüyle değerlendirdiğiniz zaman. Panik atak en temelinde indiğimizde gerçekten bir ölüm korkusu vardır. Ne olur kişi İşte tetiklendiği zaman, onu tetikleyen neyse her kişide değişik olabilir. Kimi otobüse bindiğinde tetikleniyor. Kimi mesela tünel gibi bir yere girdiğinde tetikleniyor. Asansör var. Asansör geçen öyle bir geldi hatta. Mesela asansörde kalmış mesela. Ne oluyor? Asansörde kalıyor. Hiç kimsenin onu bulamayacağını düşünüyor. Nefessiz, oksijensiz kalacağını düşünüyor. Tamam, mesela hatta biri gelmiş yanına. Şimdi demiş ki sen yardım çağırmaya gitme, telefon aç, sen seninle sadece konuşayım. Bak, orada bir insanın olması bile oh güvenliyim hissini veriyor. Ne oluyor bu sefer? Orada o travmayı, o ölüm korkusunu yaşayan bir insan bir daha asansöre girme konusunda çok ciddi bir şekilde tek başına özellikle binemiyor bazıları. Bazıları hiç bilmiyor. 10 kat bile olsa. Yani EMDR terapisi mesela bu korkuları geçiyor. Aslında çözüyor. Kalıcı korkular değil yani, bir asansör korkusu işte falan. İşte bu geçici derken şimdi bazı insanlarda hayatın olağan akışı içerisinde bunlar geçiyor. Ama biz geçmeyenlere müdahale ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Şimdi biraz böyle daha ayrıntılı anlatayım. Sindirim sistemi örneğini vereyim mesela size. Hı hı. Şimdi düşünün ki siz bir insan bir yemek yiyor. Tamam mı? Et yiyor. Ne yapıyor? Eti ağzında, midesinde yiyor. Ne oluyor? Mideden bağırsağa geçiyor. Bağırsaktan ne oluyor? Karaciğere gidiyor. Karaciğerde işte demir, B12 değil mi? Ayrımlaşıyor. Sonra kana geçiyor. Kandan hücreye gidiyor. İşte hücrelerde, mitokondrilerde işte geleneksel tıbba göre Allah'a zikir üretiliyor. Ve sen yediğin içtiğin gıdalardan şifalanıyorsun. İşte şafi sıfatı sende açığa çıkıyor. Şimdi geleneksel tıp böyle anlatıyor. Şimdi mesela modern tıpta ne diyor? Aynı şekilde aslında onu da aynı anlatıyor. İşte yediğin içtiğin gıdalardan, hücrelerinde, mitokondrilerinde, enerji ocaklarında enerji üretiliyor. Ve sen yediğin içtiğin gıdalardan enerji alıyorsun, bir frekans alıyorsun. Hı hı. Tokluk hissi beyninde oluşuyor. Bak nasıl sistem çok güzel bir şekilde işliyor. Doğru. Yani siz bir gıdayı yediğiniz zaman pankreasınıza diyor musunuz ki insülin salgıla? Ya da midenize diyor musunuz ki sülfürik asit salgıla? Ya da böbrek üstü bezlerinize diyor musunuz şunu salgıla? Ya da karaciğerinize bu? Bir şey demiyorsunuz. Ben benefik görüyorum hocam organlarına. Hayır. Bir şey demiyorsunuz. Çabuk salgıla, çabuk sadece... küle yapar yoksa. Hayır. Hocam. Siz sadece yani biz sadece yemeği yiyoruz. Vücudumuzun kadim bilgisi o yemeğe ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Tabii. Şimdi o yüzden de o gıdadan almamız gerekenler neyse onu alıyoruz. Ne alıyorsa demir alıyoruz, protein alıyoruz, D vitamini, çinko neyse o gıdanın içerindekiler onu alıyoruz. Bak vücudumuz ondan bir kazanım elde ediyor. Şimdi anıları da böyle düşünün. Bir kişi bir olay yaşar, bir anı yaşar, o anıdan alması gereken öğrenme deneyimini alır, uzun süreli hafızasına kaydeder ve hayatının ilerleyen zamanlarında bu ona kılavuzluk eder. Ama hocam... Şimdi travmalarda işte bu böyle takılı kalıyor. Yani... Amigdala'da, hipokampusta, tamam mı? Sol hemisferde bunu araştırmalar hala tam olarak nerede olduğunu bilmese de çok ciddi araştırmalar var. Bir şekilde onlar takılı kalıyor. Yani hazmedilemiyor, işlemlenemiyor. Mesela EMDR terapisiyle orada takılı kalmış olan şeyler nasıl? Mesela şey gibi düşünün. Yemekte işte sindirim sisteminizde bir sıkıntı olduğunu düşünün. İşte reflü oldun, gastrit oldun. Ne oluyor? Hazmedemiyorsun eskisi gibi. Mideden şişkinlik yapıyor, gaz yapıyor. Midenin içeriği ağzına geliyor bak. Aynen panik atakta gibi mesela böyle bir düşünebilirsiniz. Ne oluyor travmada da? Hazmedemiyorsun. Tekrar o anıyı gördüğünde... Bunun fiziksel belirtileri nedir hocam? Fiziksel yani, kalbin hızlı hızlı atar, terlersin, korkarsın, göz yuvaların yani büyür, tamam mı? Elin ayağın titrer, tamam mı? Korkar, en çok kalbin hızlı hızlı artar, öleceğim korkusu, nefes alamazsın. Evet, yani aynen nefes alamazsın, evet. Ne olur? Her o ortamdan uzaklaşırsan normal, ona biz tetikleyici diyoruz. Mesela hiçbir şey yok, tamam mı? Mesela o tetikleyen bir şey oldu ama sen bazılarını sen bilirsin ama bazılarını sen de bilemezsin senin neyin tetiklediğini. Mesela bir örnek vereyim mesela size şimdi güncel bir örnek. Evet. Şimdi yazın işte bu seçim falan olmuştu. Şimdi bir adam gidiyor bir okulda oy kullanacak. Şimdi seçim sandığının olduğu odaya girerken koridorda daha böyle terlemeye başlamış, nefes alamamaya başlamış. Böyle diyor ki terledim, soğuk soğuk terler döküyorum, kalbim hızlı hızlı atıyor. Ya diyor o oyu kullandım ama elim böyle diyor titriyor diyor. Hatta o şahıs kalp krizi geçirdi değil mi hocam? Yok o değil. O değil mi? Başkasıdır hayır, belki. Ha, öyle geçirenler de olabilir. Var. Şimdi neyse. Şimdi ya demiş ki etrafına ya acaba demiş ben bu seçim olayını bu siyaseti çok mu abarttım da böyle bu kadar şey yaptım. Ya demişler ki bu seninki seçim siyaset olayı değil sen böyle hani panik atak gibi kriz geçiriyorsun falan. Neyse bir şekilde geldi bize. Evet. Şimdi mesela biz ona işte EMDR terapisi yaptık. EMDR ne yapıyorsun? O olayı tamam mı çalıştığımızda o olayın kökünü buluyorsun. Kişide bu rahatsızlığı yaratan kök olayı buluyorsun. Kök anıyı buluyorsun tamam mı? Neymiş hocam çok merak ettim. Şimdi mesela neymiş adam o okulda okumuş liseye giderken o liseye gidiyormuş tamam mı? Şimdi lisede böyle yüz kızartıcı bir suç işlemiş. Ve müdürün odası eskiden o oy kullandığı sandığın olduğu oda müdür odasıymış eskiden. Ama değiştiriliyor sonra odalar. O evet. Orada müdür biraz bunu tabii ki biraz hırpalamış ve hani işte okuldan atılırım, tasdikname verirler, işte giderim falan. Bu korkuları böyle yaşamış, aileme ne diyeceğim, okuldan atacağım, tamam mı? Böyle gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Ama kişi bak, kişi bu olayı hatırlamıyor bilinç düzeyinde. Ama ne oluyor? Beden kayıt tuttuğu için, hatta öyle bir kitap da var bizim hocalarımız, beden kayıt tutar. Şimdi beden kayıt tutuyor. Ne oluyor? Sen o ortama girdiğin anda o olay aklına gelmese bedenin hatırlıyor. O travmayı bedende etkileri ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Kalbin güm güm atıyor, işte bir anda terliyorsun, bir korku salıyor ama sen bilemiyorsun nedenini. İşte o EMDR terapide onun o anıyı işliyoruz, o geçmişteki o korkuyu, kaygıyı, o bedensel semptomları duyarsızlaştırıyoruz. Yani efendim? Okulda mesela, okula artık oy vermeye gittiğimiz zaman artık hocam, onu da rahatsız etmiyor. Koridorlara baktığımız zaman mesela diyorum hey, evet. Hey hani çocukluk yani yıllarım. Ya da çok güzel. Mesela bir kampüse baktığımız zaman mesela girdiğim evet, zaman üniversitenin. Ne kadar güzel diyorum. En zorlu sınavlarım hani kampüs hayatı. Hani bak işte, amfilerde mesela ne zorlu geçti. Sınavlar verdim. Evet evet. Bilirsiniz yani. Biliyorum. Ben de İstanbul Üniversitesi'ne gittiğimde mesela kendimi iyi hissediyorum. Çok, güzel zamanlar aynen, geçirdiysem ama. Çok mutlu hissediyorum ben. Yok ben X1, ben Kıbrıs mezunuyum. X1 üniversitenin amfisini gördüğüm zaman, kampüsüne gittiğim zaman mesela diyorum ne kadar güzelmiş fakülte yıllarım. Hani... İyi ama şeyler işte, de hatırlatabiliyor, kötü şeyler de hatırlatabiliyor. Tamam, şimdi iyi şeyler zaten bizim kaynaklarımız oluyor. Biz ona pozitif anılar diyoruz, evet. Tamam mı? Şimdi sen diyelim ki, yani siz demeyeyim de bir kadın değil. Mesela şimdi atıyorum sevgilisiyle gitti, Bodrum'da tatil yapıyor, işte Tarkan müziği çalıyor. Şimdi tamam mı? Güzel aşk var, sevgi var, böyle güzel anılar var. Şimdi geldi, aradan 2 sene bile geçse, arabasında giderken Tarkan çalsa, aynı şarkı çalsa hemen o anıyı hatırlar. Evet. Ve kendini iyi hisseder. Şimdi olumlu anılar... Adam yanındaysa iyi hisseder. Ama yani o adam onu orada, tabii ki o adam onu orada aldattıysa... O tabii. Şarkı çaldığında o zaman da kötü gelir tabii ki ama hani olumlu anılar, evet biz zaten o sizin az önce anlattığınız mesela demek ki öğrencilik yıllarınız sizin keyifli geçmiş, güzel bir öğrencilik yıllarınız geçmiş, aynen. Keyif almışsınız, lezzet almışsınız, işte üniversite, okul, fakülte deyince sizin zihninizde, bilinçaltınızda olumlu tepkimeler oluyor ve siz kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama şimdi başka birisi okulda da 5 senelik okul işte ya da 4 senelik okul 8 sene sürdüyse, devamlı aşağılandıysa ya da kötü geçtiyse sınıfta ya da arkadaşlık kaldıysa, sınıfta kaldıysa değil mi? Onda da uzattıysa değil mi hocam? Yani, anlıyorsunuz evet. Onda da olumsuz etkiler olabilir. Biz olumsuz olanları duyarsızlaştırıyoruz. Oradan öğrenmen gereken deneyimi terapinin temel paradigması bu. Hazmedilmemiş o olumsuz olayları beyinde duyarsızlaştırıyoruz. Aynı o yemek gibi düşünün. Evet. Yemeği mesela dedik yani sindirim sisteminde takılı kalıyor bazı şeyler. Evet. Midende gastrit var, ülser var. Artık sindirim sistemin bozulmuş düşünün. Aynen terapide de böyle. Takılı kalmış olayları beynin doğal iyileştirme mekanizmasını kullanarak normal bir anı haline getiriyoruz. Şimdi hocam nasıl o yaşanılan kötü şeyleri işte bunu beyinden yani tamamen... İşte terapi, onun için terapi yapıyoruz. Onun için EMDR terapisi ne oluyor mesela? Mesela göz hareketleri şöyle yapıyoruz, tamam mı? Göz hareketleri kişi, hatta siz de mesela eşinizle yeni evlendiğinizi söylediniz mesela. Şimdi şöyle bir şey deney yapabilirsiniz, tamam mı? Mesela eşiniz uyuduktan sonra sizde herhangi bir mesela birine 1 saat 20 dakika sonra bir kişi uykuda REM uykusu bölümüne girer. Ne olur? Uykunun rüyalı bölümü. Şimdi eşinize bir bakın uyurken, tamam mı? Göz kapakları böyle kapalıdır ama gözlerin içinde göz yuvaları böyle sağa sola hareket eder. Evet. O göz hareketlerinin olduğu rüyalı bölümdür, tamam mı? Orada ne yapıyor beyin? Aslında beyin orada EMDR terapisindeki yaptığı şeyi yapıyor. Daha doğrusu yani beyin normal işlevini yapıyor. EMDR terapisi de aslında terapide o işlemi yaptırıyor. Yani anıyı işlemleme işlemi. O yüzden de bakın gözlerinize eşini böyle sağa sola hareket eder. Ne yapıyor beyin orada? Gün içerisindeki yaşadığı mesela bir patlama oldu. Siz böyle korktunuz. Yok ya demek ki, değil mi? Hepimizde böyle bir şey oluyor. Bomba mı patladı, silah mı attı, böyle havai fişek de olabilir. Evet, herkesin deney... Bak, olabilir. Ben havai fişek diye düşündüm ama birisi silahlı saldırıya uğrayan birisi belki masanın altına girebilir mesela. Ben silah şey yaptım. Şimdi mesela siz silah diye algıladınız. Hocam bir şey sen daha... Sen ne olarak algıladın Aykut'cum? Bomba patlıyor mu? Ben bir şey daha soracağım hocam size. Bu havai fişeğe benziyor. Havai fişek, evet. Mesela ben birinden bir yanlış gördüğüm zaman ondan uzaklaşıyorum. O insanlardan güvenemiyorum ve tamamen kendimi çekiyorum. Tamam. Bir daha hiçbir zaman onlarla yaklaşmak istemiyorum. Tamam. Uzaklaşmak istiyorum ben. Şimdi bunu mesela perde arkasına anlatayım. Şimdi bu aslında anne ile çocuk arasındaki güvenli bağlanma ilişkisinden kaynaklanan bir durumdur. Şöyle bir durumdur yani. Şimdi eğer bir kadın hamileyken sakin, mutlu, keyifliyse, karnındaki çocukla bağ kurabiliyorsa, yani annenin zihnini aşırı derecede meşgul eden bir şey yoksa, karnındaki çocukla yani bağ kurabiliyorsa, geçirdiyse, mutlu, huzurlu olsa, pardon daha bitmedi, doğdu, tamam mı, emziriyor mesela annesi. Şimdi emzirirken bebeğin annesi, emzirirken bebeğin gözünün içine bakıyorsa, tamam mı, diyorsa ki ona ya işte kızım, oğlum seni çok severek dünyaya getirdim, ben seni çok seviyorum, işte senin sunucu olmanı istiyorum, doktor olmanı istiyorum, şarkıcı olmanı istiyorum, müzisyen olmanı istiyorum, ne olmasını istiyorsa ona güzel şeyler söylüyorsa, annenin gözünün içinden çıkan foton enerji bebeğin sağ hemisferinde ben değerli biriyim, ben önemli biriyim, ben istenen biriyim frekansını oluşturuyor. Yani bebek kendini değerli, önemli ve sevilen bir varlık olarak tanımlamaya başlıyor. Doğru. Ve annesinin, değil mi? Annesi insana nasıl bakar? Mutluysa, sıkıntılı değilse, huzurluysa güven dolu bakar, sevgi dolu bakar. Şimdi burada çocuk neyi öğreniyor? Çocuğun duyargaları, şimdi bir yere bağlayacağım. Çocuğun duyargaları güvenli bir ilişkinin, güvenli bir bakışın nasıl bir şey olduğunu anlıyor. Doğru. Hayatın ilerleyen dönemlerinde bir insanın ona zarar mı vereceğini, yoksa ona iyi mi davranacağını o bakışlarından ayırt edebiliyor. Evet, çünkü bilinç altında, duyargalarında güvenli bir ilişki nasıl olabilir onun bir tanımı var. Hani Windows'a aygıt tanımlıyorsun ya, onun gibi düşün yani. Kesinlikle zarar verecekmiş gibi. Şimdi ne oluyor? Sevgi dolu bakan, ondan sonra huzur dolu, mutlu dolu, sana iyi duygularla bakan bir insanı ayırt edebiliyorsun. Yani ama şimdi diyelim ki annesi çok travmatik olaylara maruz kalan bir bebek düşünün. Annesi aldatılmış olabilir, işte hamileyken belki annenin babası ölmüş olabilir, ya da kocası iflas etmiş olabilir. İşte belki göç ettiler, mesela bu Suriyeli mülteciler oluyor ya da bizim savaşlarda da. Mesela ne oluyor? Kadın hamileyken karnındaki çocukla bağ kuramıyor. Doğru. Ya da emziriyor mesela, hani yavrusunu emziriyor mesela ama kafası başka bir yerde. Süt veriyor ama hay benim kocam ne oldu ya da annem babam ne oldu ya da işte işler ne oldu, nasıl geçim derdi, ne oluyor? Bak kadındaki korku, kaygı, stres hormonları kana geçiyor, kandan da süt yoluyla değil mi bebeğe geçiyor. Çocuğun sinir sistemi ne oluyor? Duyarlı hale geliyor. Yani korku, kaygı. Çünkü stres hormonları da yüklendi yani. Bu sefer ne oluyor? İleriki zamanlarda güvenli ilişkiyi bilemediği için şimdi ona böyle bakana hemen gidiyor, kanıyor. Çünkü yani hangisi, güveniyorsun, hiç kötülük yok ki içinde. Direkt karşındaki insanı kendin gibi görüyorsun. Ama bakıyorsun yok ya değil, kötü karşındaki. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde de bu da öyle oluyor. Mesela babasıyla annesiyle o güvenli ilişki modelini kurmuş bir çocuk, bir erkek, bir kadınsa eğer, erkek ona gerçekten sevgi dolu mu bakıyor, aşk dolu mu bakıyor, bunu algılayabilir. Ama annesi çok ciddi travmatik yaşantılarla yaşamışsa çocuk hangi ilişki güvenli, hangi ilişki güvensiz onu seçemeyebiliyor. İşte bu sefer ne oluyor? İstismar edilebiliyor. Ya da işte diyor ki ya bir adama devamlı diyor hani mesela sevgilim oluyor, hep aldatılıyorum ya da beni kazıklıyor. Ya da diyor ki birine borç veriyorum, devamlı kandırılıyorum. İşte güveniyorum, ihanete uğruyorum. Niye? Kişinin duyargaları güvenli ilişki modelini bilemediği için herkese kanıyor. Ama hocam ama bunlar da terapiyle dönüştürülebilir. Tamam, terapiyle her şey tamam, bütün travmalar terapi değil. Bütün travmalar değil tabii. Kendini yetiştirmesi, kişinin kendini yetiştirmesi efendim, bu çok önemli. Tabii canım. Yani ya yoksa yetmez yani. Her şeyi terapi yapmak kalksam ona ömür yetmez, zaman yetmez. Bazı olaylar hayatın olağan akışı içerisinde kendiliğinden düzelir. Biz olayları daha olumlu düşünerek, daha yeni bir güne başlayalım. Daha güzel uyanarak, daha güzel, olumlu, ılımlı, olumlama yaparak. İşte onlar kaynaklı, onlar sizin dediğiniz şeylere biz kaynak geliştirme diyoruz. Tabii ki onları yaparak da insan ne olur? Geçmişteki olayların etkisi zamanla azalır. Ona da stresle baş etme mekanizmaları da diyebiliriz değil mi? Müzik dinlersin, dans edersin, arkadaşlarına sohbet edersin, hamama gidersin, saunaya masaj yaptırırsın, doğayla bir şeyle değil mi ilgilenirsin. Ne olur? O travmalar bedeninden akıp gider. İlla ki terapi yapmana gerek yok. Ama ne oldu şu an zamanımızda? Modern hayat şartları insanları plaza hayatına, ofis hayatına alıştığı için artık insan doğada atalarımız gibi yaşamıyor. O yüzden de takılı kalıyor. Yoksa sizin dediğiniz gibi Şimdi her gün spor yapsan, gezinti yapsan, müzik dinlesen, işte oyun oynasan, arkadaşlarına sonra yüzsen, keyifli zamanlar, bedenin hareket etse, çalışsan, o travmalar bedenden akıp gidecek zaten. Ama şey de çok önemli o yüzden hocam. Arkadaş detoksu daha çok önemli. İnsan detoksu aslında o çok önemli. İnsan detoksu çok önemli. Reklama mı gidiyoruz sevgili yönetmenim? Evet, kısacık bir reklam var. Tamam. Aradan sonra bizler buradayız. Tamam. Evet sevgili Vizyonel 8 TV Vizyon Arts Ofisi'nin sponsorluğunda katkılarıyla programımız tüm hızımızla devam ediyor sevgili seyircilerim. Psikolojik danışman, psikoterapist Muhammed Serhan Özkan hocamızla yayınımız devam ediyor. Güzeller güzeli tabii ki Menekşe Gül'le Türk Halk Müziği'nin kıymetli sesi. Hocam geçmişte yaşanan travmatik olaylar bazı bedensel ve ruhsal hastalıklarımızın nedeni olabilir mi? Reklam arasında konuşmuştuk sizinle. Migren dedik. Evet. Şimdi evet yani aslında psikosomatik hastalıklar hani diye de hani mesela literatürde hani yer alır. Gerçekten de kişinin yaşadığı travmatik olaylar bedensel hastalıkların altyapısını oluşturabiliyor. Mesela hatta bizim EMDR Derneği'nin böyle bir çalışması da oldu mesela. Fibromiyalji ve migrenle ilgili böyle bir araştırma yapılmıştı Çapa Tıp Fakültesi ile. Mesela işte fibromiyalji ya da migren hani hastalarına işte heyet, doktorlar heyeti inceliyor. Diyor ki işte bu kadının ya da bu adamın hiçbir fizyolojik olarak organlarında, dokularında bir sıkıntı yok. Hepsi muntazam yerinde. Ama her yeri ağrıyor kadının ya da işte başı ağrıyor, bedeninde şey ağrıyor. Baktığımızda buralara hepsi için geçerli değil ama ne gibi çıkıyor? Mesela işte ihmaller, istismarlar çıkabilir, tamam mı? Mesela ne oluyor şey diye düşünün. Mesela işte ergenlik çağındaki bir kız mesela uyuyor, tamam mı? Atıyorum amcası, dayısı ya da aile büyüklerinden bir tanesi gece uyurken mesela ne yapıyor? Bir yerlerine dokunuyor, tamam mı? Şimdi kız ne yapıyor? Ya kalksa... Bu gerçekle karşılaşmak istemiyor. Çünkü bu değil mi insanın kişiliğine ağır gelen bir şey. Tabii. Özellikle yakınıysa babası olabilir, amcası, dayısı fark etmez bir şey. Ne oluyor? Yokmuş gibi farz ediyor. Ama ne oluyor? Hücreleri o travmayı kaydediyor. Tamam mı? Evet. Sonrasında ne oluyor mesela? Cinsel tacizle ilgili, istismarla ilgili haberlerde ya da gazetede bir şey olduğunda mesela o travma tetiklenebiliyor. Ağrılar başlıyor. Ya da ne bileyim aldatılmış da olabilir. İlla ki hani her fibromiyajinin altında ritmi, tabii, ağrıyor, her fibromiyajinin altında bu tür şeyler olmak zorunda değil ama hani ben bir paradigmayla hani anlattım. Evet. Ya da migrende mesela. Hatta biri vardı. Ya diyor ki hocam ya tadildeyiz diyor. Plajdayız. Şezlonga uzandım. Güneş gözlüğümü taktım. Kitap okuyacağım. Başım diyor başladı zangır zangır ağrımaya. Ya diyor hani anlarım işte İstanbul'da stresten koşturuyorsun ya da başka ağrım da ya şezlongda plajda nasıl ağrıyor bu kadar. Neyse mesela terapide yaptığımızda şöyle bir şey çıktı altında. Ergenlik çağında kişi işte kuzenleriyle denize gitmiş, tamam mı? Kuzeni denizde boğulmuş ve ölmüş, tamam mı? Ve kişi diyor ki o zaman... Ay ben bu ölümünü bunun annesine babasına nasıl söyleyeceğim? Yani başına ağrılar girmiş. Ben onun ölüm haberini annesine babasına nasıl veririm? Nasıl öldü derim? Evet. Ne oluyor? Bak kişi aynı ortama girdiği zaman işte deniz değil mi? Kum, plaj. O anıyı ona hatırlatan bir duruma geldiği zaman bir yere gittiği zaman bedeninde o travma tetikleniyor ve baş ağrıları başlıyor. Ya da fark etmez mesela diyelim ki işte kaynananla aynı evde kalıyordun. Sıkıntılı bir zamandı, tamam mı? Ondan sonra işte aynı evde küçük televizyon dizisinde mesela kaynanasıyla aynı evde yaşayan bir gelin gördüğünde senin de baş ağrıları başlayabilir. Yani ama sen onu tamam ama kişi onu bilmeyebilir. Evet. Yani kişi ondan kaynaklandığını bilmeyebilir. Bilse zaten sıkıntı yok belki onu çözecek. Ama neden kaynaklandığını bilemiyor. Zaten migrenin 1001 tane nedeni var. Ama biz travma perspektifinden anlatıyoruz. Her hastalığın bir sürü dinamiği olabilir. Beslenme bozukluğu, yanlış hayat tarzı, bir sürü hastalıkların bir sürü nedenleri var. Hocam bazen de ben kendi bünyemden de biliyorum. Mesela sindirim sistemi bozukluğu ara ara yaşıyorum efendim. Neden? Bak arkada böyle kafasını sallıyor değil mi? Böyle illa kendimiz yaşıyoruzdur yani. Travmatik durumlar var. Tabii. Şimdi bazen ne olur? Yani adı üzerinde mesela hazmedemediğimiz bir olay yaşadığımızda ne olur? Tabii mide ki de hazmedemiyor canım hocam. Tabii ki. Mide de hazmedemiyor. Böyle yani, dönüyor falan. Yani mesela ya da mesela kendini ifade edemeyen mesela kadınlarda daha çok oluyor. Mesela tiroidlerde problem oluyor. Niye? Küçükken babası bastırmış, konuşturmamış, evlenmiş kocası konuşturmuyor. Ne oluyor? Tiroid ondan çıkıyor. Yani hepsi, bütün tiroid ondan diyemeyiz ama hani travma perspektifinden gerçekten kendini ifade edemeyen, duygularını rahatlıkla gösteremeyen kişiler ne oluyor? Birine bir şey bastırılmış, susturulmuş. Ne oluyor? O organın hani çakralar diyorlar ya. İşte çakralarda, bulakajlar oluyor. Yani kapanmalar oluyor. Evet yani işte bir sürü şeker hastalığı mesela sevgili doçent doktor Nuri hocamıza buradan sevgilerimizi gönderelim. Şeker hastalığı ile ilgili anlattı mesela. Mesela travma perspektifinden mesela biz nasıl bakıyoruz? Genellikle şöyle şeyler çıkıyor. Şeker. Evet. Hayatın tadı kaçarsa şeker metabolizması insanın bozuluyor. Pankreastaki beta hücreleri kilitleniyor. Eskisi gibi insülin salgılayamıyor. Ve ne oluyor? Kanda şeker yükseliyor. Peki insanın hayatını kaçıran olaylar neler olabilir? Mesela ölüm, mesela ebeveyn kaybı ya da bir çocuk ya da boşanma. Ne oluyor? Hayatın güzeldi, keyifliydi. Bir anda boşandın, bir kayıp yaşadın. Ne oluyor? Hayatın tadı kaçıyor. Moralin bozuk, sen ne yapıyorsun? Unlu gıdalara, şekerli gıdalara daha çok teveccüh gösteriyorsun. Daha çok onları yiyorsun. Bu sefer ne oluyor? Hem kilo almaya başlıyorsun. Bu sefer şeker metabolizman bozuluyor. Ne oluyor? Hayatın kaçan tadını yemek yiyerek geri getirmeye çalışıyorsun. Bunu çok uzun süre yaptığın zaman ne oluyor? İnsanın şeker dengesi bozuluyor. Evet, mesela kanserde mesela çok değil mi? Şu an hele o kadar çok yaygın oldu ki nezle grip gibi insanlar kanser oluyor. Evet, doğru. Yani kanserde de bir travmatik bir altyapı var. Doğru. Bir sürü yaşanan ve hazmedilemeyen travmalar var yani. İsterseniz onun mekanizmasını da anlatabilirim. Tabii hocam. Orada da hani farklı bir şey oluyor. Hani bağışıklık sistemi. Mesela diyelim ki sizin için demeyeyim ama herhangi bir kadın diyeyim yani. Gözünüz korkmasın. Yani diyelim ki bir kişi hazmedemediği bir olay yaşadı diyelim. Tamam mı? Hocam, evet. Ne oluyor? Bağışıklık sistemi şöyle çalışıyor. Çöküyor hocam. Evet, tamam. Çöküyor. Yerli bir oluyor. Bertaraf oluyor. Kendini mutsuz hissediyorsun. Bedbaht hissediyorsun. Bir şey yesen de hazmedemiyorsun. Benim mesela üniversite yıllarımda çok oldu. X bir sınavda çok başarısız oldum. Oysaki çok yüksek bir puan bekliyordum. Ama bunun için ben o sınavdan sonra yani bir hafta yediğimi de inanılmaz derecede böyle hazmedemiyordum. Kasıntı yapıyordu. Bağışıklık sistemim çökmüştü falan. Fakülte yıllarında siz de bilirsiniz. Evet evet. Öğrencilik psikolojisi hocam. Çünkü niye? Hani öğrencisin, anne babaya bir şey vermen lazım, o notlar, bir kıyaslama var, efendim aynen bir kıyaslama var, efendim işte X kişinin kızı bak bunu aldığını, çocuğum sen niye işte bu kadar düşük şey aldın, puan aldın falan. Tabii çevre ve aile baskısı da hocam etkiliyor, bu da aslında yanlış bir sistem baktığım zaman yani, ama bir kıyaslamada olmuyor değildi hocam üniversite yıllarında. Evet, o kıyaslama zaten insanda bir travmatik etki yaratıyor. Kesinlikle. Kıyaslanan kişiye karşı olumsuz duygular hissediyorsun. Evet. İşte ya Ayşe'nin yüzünden benim başarım gölgeleniyor. Evet. Ya da Ayşe hep 100 oluyor, sen işte 70 oluyorsun, kendini kötü hissediyorsun. Evet, kesinlikle. Yani böyle bir paradigması var. O kesinlikle. Evet. Ama mesela kanserde mesela şöyle bir dinamik olduğu söyleniyor. Hı-hı. Özellikle kitaplarda böyle benim de ilgimi çekmişti mesela. Şimdi diyor ki mesela kişi bir olay yaşadığı zaman diyelim hazmedilemeyen bir olay yaşadı ya da ne bileyim hayatın yüküyle ilgili bir olay yaşadı. Hı-hı. Hayatın yükü ağır geldi. Hı-hı. Şimdi hazmedilemeyen bir olay yaşadığında bağışıklık sistemi şöyle diyor. Ne oluyor? Kişinin diyor midesinde ve bağırsak sisteminde bir zafiyet var. Ne yapayım diyor. Hocam ülser de dahil mi buna? Ülser de olabilir yani, değil mi? Evet. Çünkü zaten ülser ne demek? Değil mi? Mide mukozasının iltihaplanması demek. Çok uzun süre asitli kalırsa evet stresten de oluyor. Yanlış beslenmeden de oluyor. Bir sürü şeyden bir sürü nedeni olabilir. Doğru. Ne oluyor? Bağışıklık sistemi diyor ki kişinin bu organında zafiyet var diyor. Ben orada diyor hücre üreteyim. Bol bol orada hücre üretiyor. Üretti. Kişi tamam. Çünkü kalenin duvarlarında bir gedik var. Orayı güçlendirmek için oraya asker gönderiyor gibi düşünün. Doğru. Tamam mı? Sonra kişi o travmayı çözmeden hayatında başka bir olay yaşadı. Mesela işte atıyorum mesela boşandı diyelim ya da kocası aldattı. O olay daha çözülmeden ya da işte iflas etti. Daha o olay çözülmedi, tatlıya bağlanmadı, sonuçlanmadan başka bir travmatik olay yaşıyor. Bu sefer ne oluyor? Beyin orada bir program atmıştı. Ne yapıyor? Orada hücre üretiyor ama oradaki iş tamamlanmadı. O travmayı çözüyoruz efendim. He, ama arka planda bakın Trojan gibi düşün. Arka planda o bağışıklık sistemi orada hücre etmeye devam ediyor ama kişinin zihni işte başka bir travmaya odaklanıyor. Mesela işte iş yerinde bir problem çıktı. Oraya odaklandın. O sorunu unuttun. Hayatın akışında ilerleyen zamanlarında bir bakıyorsun ki işte check-up'a gidiyorsun ya da başka bir yere gidiyorsun. Diyor ki doktor ya senin diyor midende kitle var ya da işte belinde bir kitle var ya da bir şey var. Kanser nedir? Kontrolsüz hücre üretimidir. Mesela yani bunu böyle açıklayanlar da var. Doğru. Yani şöyle diyorlar, hatta onu Barış Muslu'ydu sevgili kitabında okumuştum. Oradan hatırlıyorum yani. Güzel de bir kitaptı. Allah razı olsun diyelim hani güzel anlatmış mesela. Okumak adamdan nasip olmadı hocam, çok ismini duydum. Evet güzeldi, güzel anlatmıştı. Mesela ne oluyor? Kişi tamam mı? Kontrolsüz bir şekilde orada travma çözülmediği için orada hücre üretiyor. Kişiyi mesela o travmayı çözseydi, işte aldatılmaysa ya da sizin dediğiniz gibi derslerden kalma ile ilgili travma yaşadıysa ya da iş yerindeki patronuyla travmayı çözseydi bağışıklık sistemi orada artık hücre üretmeyi bırakıyor. Evet. Tamam mı? O görev sollandırılıyor ama biz o travmayı çözmeden az önce siz dediniz ya bir sürü bastırıyoruz, hep bastırıyoruz. Bazı şeyleri bastırıyoruz ama arka planda Trojan gibi hücre üretimi devam ediyor. Sen sonra başka bir işlerle uğraşıyorsun hayatın olağan akışı içerisinde. Öyle, başka olumsuz ama oradaki program kapanmadığı için bakın yani çok güzel uyuyor. Yani kanser nedir? Üst üste geliyor hücre, işte hocam o travmalar. Kontrolsüz hücre üretimi. Çünkü orada bir kitle oluşuyor. Tamam, o kitleyi aslında bağışıklık sisteminin oluşturduğu söyleniyor. Tabii ki bütün kanserin bütün kanserlerin paradigması bu değil ama hani travma perspektifinden böyle bir bakış açısı da var. Gerçekten bunlarla ilgili aslında çalışmalar yapılsa, travmaları çalışılsa bu kişilerin çünkü ne diyorlar ya kanser ettin beni diyorlar ya yani ne demek yani o kadar hayatın zorlu şartlarında yaşamış hali, ki değil mi? Yıpranmış maalesef, yani. Yıpranmış. Diğer bedensel hastalıklarda da aynı şekilde yani şu an zaten genel olarak. Evet hocam birçok rahatsızlığın da aslında psikolojik olduğu yani şeker deriniz ne kadar güzel, tiroid bezleri, bağışıklık sistemi. Ülser gibi mesela çünkü kimi insanın stresi, siniri x bir konu hakkında kimi başına vurur hocam. Kimin başı, kiminin başına vuruyor, kiminin kalbine vuruyor efendim, kiminin midesine vuruyor. Benim de mesela mideme vuruyor. Midemde inanılmaz derecede böyle bir kasıntı hissediyorum. Kramplar giriyor efendim ve bu üniversite yıllarımdan beri bu böyleydi. Kişi kendini işte kişinin kendini tanıması da çok önemli bu noktada değil mi hocam? Evet kesinlikle. Hani ben bilmeliyim ki sinirlendiğim zaman evet benim kalp atışım değil. Evet o da olabilir ama baktığım zaman bir reaksiyon var orada, bir şey oluyor. Midede bir problem varsa evet diyorum yani mideme vuruyor şu anda. Yani. Şimdi tabii o şey de olabilir. Vücudumuzu iyi tanımak gerekiyor aslında. Vücudumuzun aslında işte bu şöyle bir şey. Vücudumuzundaki semptomlar bize ağrılar, semptomlar bize o bir şeyle ilgili bir bilgi veriyor aslında. Tamam mı? Hani o orayla ilgilen, orada bir sorun var. Tamam mı? Bir ağrı aslında vücuda bir sinyaldir. Geleneksel tıp da böyle anlatır. Hani siz sineklerle uğraşmayın, bataklığı kurutun derler ya. Semptom sana belirti, sana bir olayla ilgili bulguya ulaşman için ipucudur. Ama biz semptomları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bataklığı kurutmuyoruz, sineklerle uğraşıyoruz. Şimdi dediğim gibi geçen eski yıllarda işte bir travması tetiklendiyse kişinin aynı şekilde mesela aldatıldı. 10 sene önce bir kere daha aldatıldı denden hazmedilemiyor, tamam mı? O anıyı çözersen... Nasıl hazmetsin hocam, kadın aldatılıyor. Ya yani erkek olarak da bakalım. Hazmetmek kolay değil ama ömür boyu da onunla yaşamak zorunda değilsin. Değil tabii ki efendim. Ne olur? Yani. O olaydan alman gereken dersi alırsın değil mi? Alman gereken dersi alırsın, hayatta kaldığın yerden devam edersin. Doğru. Bu sefer her kötü bir olay duyduğunda midene kramp girirse o da hoş bir şey değil. Doğru canım hocam, doğru. Evet. Biraz önce söylediğim aman sevgili Vizyonel 8 diye bize boş ilgisi şaka yapıyorum tabii ki. Yani aman şey yapmayalım, kötü örnek olmayalım çiftlerimize. Yani tabii ki. Kendim bir örnek vereyim hocam. Evet. Siz zaten benim o fobi, o travmayı biliyorsunuz. Seyircilerimle de efendim paylaşmak istiyorum. Bayağı bir protokol ağırlıklı olan bir gecenin sunumunu yaptım. Ama oradaki hostes arkadaşlar protokol listesini yanlış verdikleri için efendim... ben Yeliz Akay, belediye başkanını, çok kıymetli belediye başkanımızı sayın valimiz olarak ben kürsüye davet ettim, plaketini vermek üzere ve yani orada ki benim hafızama kazanan efendim belediye başkanı ve çünkü protokol hani önce validir sonrasında belediye başkanıdır oranın ve bu olay İstanbul'da oldu efendim. Ve bundan dolayı canım hocam hani dediniz ya Yeliz Hanım bu travmayı biz yok edebiliriz böyle birkaç seansta falan. Evet. yok edilebilir ama şimdi Nuri Hoca'da da diğer böyle sizin gibi kıymetli hocaları programa konuk olarak alıyorum. Baktığınız zaman operatör, yani operation, hani operatör, prof, devre, çok, ünvanlara ben çok takılıyorum. Çünkü aman diyorum ben orası yanlış bir şey yapmıyorum. Gaf ama istemeden, çünkü benim elime verildi nacizane, yani ben hazırlamadım. Hı-hı. Protokol listesi, hani kimler Hı-hı. katılım sağladı, kimler plaket alacak, sadece önüme bir liste verildi. Evet. Efendim gecenin organizatörünün şeyine. Vesilesiyle ve orada ben kötü bir duruma düştüm. Kötü bir duruma düştüm. Yani ve o olayın hala etkisinden kurtulamadım. Hala yıllardır hocam, o yüzden diyorum. Hani, ne zaman oldu bu olay mesela? Bundan 4 yıl önce oldu. Şimdi bakın. Ve şimdi aslında çok güzel. Hala örnek... ısrarladı sizi. Sizi dün bayağı bir aradım değil mi hocam, hatırlıyor musunuz? Çünkü hani o şeyin sıfatınız ne, ünvanınız ne? Aman diyorum hani yanlış söylemeyin, operatöre prof söylemeyin, prof demeyin. Şimdi, aslında çok güzel bir şey söylediniz. Aslında tam konuştuğumuz konuyla ilgili. Bakın ne oluyor? Bak 4 yıl geçmiş. Hafızama kazandı canım hocam. 4 yıl geçmiş. Travma için ne tanımı kullandık? Bakın, etkisinden çıkılamamış anı dedik. Bak en basitiyle bir sürü tanım var da. Şimdi demek ki siz bu olayın etkisinden çıkamamışsınız. Beyin o travmayı hala çözememiş. O olayı çözememiş. Ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Siz bir daha o hatayı yapmamak için aşırı derecede önlem alıyorsunuz. Evet. Aşırı 10 kere kişiye aman hocam ünvanın ne, hocam aman sıfatın ne, hocam profesör müsün, hocam sunumlarda da öyle. Didik ediyorum. Çünkü bir kere o mahcubiyeti, o yaşadınız ya, bir daha onu yaşamamak için bilinçaltı diyor ki Yeliz aman dikkat et. Yeliz aman önemli. Aman çok dikkat et. Evet. Ama ne olur? Bir şeye çok fazla dikkat edince de daha çok hata yapma riskimiz de bazen artabiliyor. Tamam mı? Mesela o olayı çözsek, deneriz size yani programdan sonra. Mesela o olay çözüldüğünde, tamam mı, bilinçaltı da rahatlıyor ama öğrenme deneyimi olarak kalıyor. Yani sizdeki hassasiyet ya da hani dikkat etmeyle ilgili şey gitmiyor ama korku, kaygı, aşırı derecede anksiyete dediğimiz şey ortadan kalkıyor. Çünkü bir şey için aşırı endişelendiğinde, değil mi, aşırı heyecanlandığında daha çok hata yaparsın. Sakin, dingin. Yok hocam, ben heyecan yapmıyorum, ben direkt önlemimi alıyorum. İşte ama... Sizin gibi değerli konuklarım önceden şey yapıyorum yani doçent, prof. Evet. Ama hani bu da çalışılması gereken bir şey. Neyse bir bakalım daha sonraki zamanlarda bunu çalışalım. Bakalım daha sonraki zamanda daha rahat edecek misiniz? Ama bu güzel bir anıydı, olaydı. Güzel bir şey oldu. Etkisinden çıkılamamış anı. Tam dediğiniz bir şey. Bir sürü insan da bunu yaşıyor aslında sizin dediğiniz gibi. Bazı travmalar da iyiye çekilebilir aslında. Baktığın yerden bağlantılı. Nereden bakarsan aslında, değil mi hocam? Hayır, yani her kötü olaya terapi yapmaya gerek yok ki. Zaten onunla az önce dedik ya, o olumsuz olaylardan bir öğrenme deneyimi elde ediyoruz. Dikkatsiz bir şekilde sen karşı karşıya geçersen. O hayatta kalma stratejisi, o bizi hayatta tutuyor. Tabii ki ondan bakın, öğrenmemiz gereken öğrenme deneyimini öğrenirsek bunda bir sorun yok. Evet. Ama her o olay olduğunda çok kötü korkuyorsak, aşırı heyecanlanıyorsak, kontrolden çıkıyorsak, mesela şimdi 99 depreminden bahsettik ya da gene değil mi, birkaç ay önce gene İstanbul'da böyle bir deprem oldu, tamam mı? Mesela şimdi deprem olduğunda korkup mesela hani tedirgin olarak kaçmak insani bir şey, herkes kaçıyor. Ama aşırı bir şekilde çok korkup kendini birinci kattan atıyorsa, ikinci kattan atıyorsa, değil mi? Mesela belki 99 depremini yaşayanların değil mi, torunları ya da çocukları bunu yaşayabilir. Bilinçaltında böyle bir şey vardır. Kesinlikle yani. Bilinçaltında daha o kadar çok konuşacağımız konular var ki hocam, bitmez yani. Hani ruh sağlığı dendiği zaman, travmatik acı anılarımız dendiği zaman, yani çok insanlıkta geldiği sürece aslında devam edecek bu konular, değil mi hocam? Evet. Atalardan, dedelerden bize aktarılıyor hep böyle. Biz de kendi çocuklarımıza. Ama burada iş şu. İlim yoluyla kendi travmalarımızı çözersek neslimizi daha iyi bir hale getirebiliriz. Aynen, çok doğru hocam. Yüreğinize sağlık gerçekten. Psikolojik danışman, psikoterapist Muhammed Serhan Özkan hocam. Hocam gerçekten çok kıymetli bilgileri paylaştınız benimle ve seyircilerimle. Sevgili Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi Menekşe Gül'e çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Mikrofonla konuşalım tatlım. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam sizde de burada güzel sohbet, güzeldi. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Canım benim, yüreğine sağlık. Menekşe Gül'ün güzel bir eseriyle programımıza son verelim. Sevgili yönetmenim, şarkı geliyor mu? Evet sevgili Vizyonel 8 TV izleyenleri, bugünlük bizlerden bu kadar. Vizyon Arts Ofisi'nin sponsorluğundaki yayınımızın sonlarına geldik. Son dakikalarına geldik. Cuma günü bizler sürpriz konu ve konuklarımızla Vizyonel 8 TV ekranlarında olacağız. Sizler de bizleri yalnız bırakmayın efendim. Cuma günü görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Ve güzeller güzeli Menekşe Gül'ün hareketli mi gelsin? Hareketli. Huu, hadi. basmaya gelmez, haydi de basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin oğlu naziktir, amanın üzmeye gelmez, haydi de küsmeye gelmez. Oynasın eller, diller kaynasın diller, eller ne derse desinler, o dilleri yesinler. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller, eller ne derse desinler, o dilleri yesinler. Erik dala gevrektir, amanın eğmeye gelmez, haydi de eğmeye gelmez. Elin kızı naziktir, elin oğlu naziktir, amanın sevmeye gelmez, haydi de sevmeye gelmez. Oynasın eller, diller kaynasın diller, eller ne derse desinler, o dillerim yesinler. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller, eller ne derse desinler, o dillerim yesinler. Jungle.